Dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri geldi. Ta Çin'den geldiler ve yardım eli uzattılar. Hatta Yunanistan'dan uzanan dost eli, komşu eli diplomatik ilişkilere de yansıdı. Ve bir anda Türkiye Yunanistan hattında ılık rüzgarlar esmeye başladı. Halbuki hemen depremin öncesinde gerilim had safhadaydı. Bir gece ansızın gelebiliriz açıklamaları havalarda uçuşuyordu. Ama işte Yunanistan'ın yardım eli uzatmasıyla bu hava değişti. Dünyanın pek çok yerinden yardım geldi ama bakın hala da Türkiye'yi unutmayın diyorlar. Biz o topladığımız paraları ne yaptık? Hani dünyayı bırakın kendi vatandaşımıza yardım etmek için. Hatırlarsınız ortak yayın yapıldı. Bir dev kampanya düzenlendi. O bağışın ne kadarı gitti yerine? Bizim de onu sormamız lazım ve Türkiye'yi unutmayın manşetini aslında sadece dışarıya değil içeriye de atmamız lazım. Türkiye'yi unutmayın. O hani yardım sözü verip de vermeyenler var ya, onlara da söylemek lazım. Neyse hadi bir iyi haberimiz var bugün. Bir kez daha dönelim, ona nefes alalım. Gazoz tarihe geçti diyor Hürriyet gazetesi. Tokyo 2020'de olimpiyat madalyası kazanan milli sporcumuz Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu. Dünya okçuluk şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup eden Mete Gazoz altın madalya kazandı. Gazoz böylece bireysel kategoride okçuluk tarihimizin ilk şampiyonluğunu elde etti diyor. Madem dedik ki bu haberle, bu güzel haberle şöyle bir en azından nefes alalım. Hadi bana da bir nefes molası olsun. Haberi izleyelim. Haydi Mete. 10 attı. Yeni dünya şampiyonu Mete Gazoz. Olimpiyat şampiyonunun ardından 2023'te dünya şampiyonu oluyor. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bu madalya sadece benim değil, bütün hepimizin, Türk milletinin, çok sağ olun. Olimpiyatların altın çocuğu Mete Gazoz. Şimdi de dünya şampiyonu. Şampiyon oluyor. Mete Gazoz kürsünün zirvesine çıkıyor. Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim. Bundan sonra da ben olacağım. Mete Gazoz milli okçu. Başarıya küçük adımlarla çıktı. Bugünlere ulaşmak hiç de kolay olmadı. Ailesinin de desteğiyle okçuluk kurslarına katılarak adım attı kariyerine. Daha iyi koordine olabilmek için basketbol oynadı ve yüzdü. Hatta görme ve dikkat yeteneği için resim ve piyano dersi aldı. Milli formayı ilk defa Bakü'de düzenlenen Avrupa oyunlarında giydi. 2016 yılında Nottingham Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı kazandı. 2011'de Londra Olimpiyatları'nı evinden izledi. Bir sonraki olimpiyatlarda olabilme hayalini kurdu. Nine. 2016'da Rio Olimpiyatları'nda yer aldı. Ülke çapında desteklendi. 2018 Akdeniz Oyunları'nda ilk altın madalyasını kazandı. 5 yıl önce Rio Olimpiyatları'nda sosyal medyadan attığı mesajla daha çok çalışacağını söylemişti. Sözünü tuttu. Olimpiyat şampiyonu oldu. Aradan 2 yıl geçti. Şimdi de Berlin'de dünya şampiyonu oldu. Halkımızın içine bir nebze de olsa su serpebildiğim için ben çok çok daha mutlu oluyorum. Rakibi Kanadalı Eric Peters'di. 6-4 yendi. Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk okçu olarak tarihe geçti. Olimpiyatlara dünya şampiyonu olarak gidiyorum. Artı takım haline gidiyoruz. Yani her şey istediğimiz gibi oluyor. Yarı finalde Brezilyalı Marcus Almeida'yı 7-3 yenen Mete adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatlarına kota aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrik telefonu açtı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Sağ. Bütün arkadaşlarına çok çok selamlar, sevgiler. Bağış üstüne, bağış üstüne. Evet, bir iyi haber verdik ya, hemen arkasından birkaç kötü haberle içinizi karartmak zorunda kalıyoruz. Ne yapalım, biz de istemiyoruz ama şu kadar gazete vardı, bakın elimizden geçti. Bir tane iyi haber bulduk. Ara ara o zaman döne döne bakarız Mete Gazoz'a bugün, olur mu? Muhtaç olduğumuz mutluluğu, saadeti onda buluruz. Ekonomi gazetesine geçiyorum. İşte o yüzden dedim tatsız kısma tekrar dönüyoruz diye. Yine bir ekonomiyi hatırlamamız lazım. Zaten unutmuyoruz ki o omuzlarımızdaki yükünü hep hissediyoruz maalesef. Çıkış planlanan kur korumalı mevduatta yükseliş eğilimi sürüyor diyor gazete. Bakalım nasıl sonlandırılacağına ilişkin tartışmalar sürerken
kur korumalı mevduat büyüme trendinde. 3 trilyon lira sınırını aşan kur korumalı mevduatın payı %25'e ulaştı. Seçimlerin ardından kurlardaki hızlı yükselişe paralel dolarizasyonda da artış trendi dikkat çekiyor. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 28 Temmuz haftasında 12,54 trilyon liraya yükselirken rakamın 3,13 trilyon liralık bölümünü kur korumalı mevduat oluşturdu. Kur korumalı mevduatın toplam mevduat içindeki payı yılın başındaki %15 seviyesinden Temmuz sonunda %25'e yükseldi. Kur korumalı mevduat dahil Türk lirası mevduat 7,18 trilyon lira, yabancı para mevduatlar 5,36 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti. Böylece toplam mevduatın %67,7'sini döviz ve getirisi dövize endeksli mevduat hacmi oluşturdu. Bu rakam yılın başına göre 5,5 puanlık artışa işaret ediyor. Diyor gazete. Aslında haberin ilk cümlesi önemli. Nasıl sonlandırılacağına ilişkin tartışmalar sürerken diyor. Şimdi seçim öncesi biliyoruz ki iktidar kuru baskılamak için bazı önlemler hayata geçirdi. Kur korumalı mevduat bunların belki de ilkiydi. Yeni bir enstrüman türetti. Ama işte şimdi ne oldu? Seçimden sonra o kuru baskılamaya yönelik hamleler birer birer artık geri çekilirken, kur serbest bırakılırken kurun nereye gittiğini görüyoruz. Serbest bırakıldı, bir gideceği yeri görelim, dengesini bulsun diyor piyasalar. İşte o döviz satışı vesaire de sona erdi. Ama işte ne olacak? Mesela kur korumalıdan çıkış nasıl olacak? Bunu hala bilmiyoruz. Bir yol haritası konmadı önümüze. Kademeli bir çıkış olması yüksek ihtimal, adım adım vadelerle olacak gibi gözüküyor ama henüz somut bir açıklama olmadığı için bilmiyoruz. Asıl da mesele bu. Yani kur korumalı ile ilgili iki problem var şu an. Bir, yarattığı yük. İki, bu kur korumalı sisteminden nasıl çıkılacağı. Rus turist körfeze iniyor başlıklı habere de bakalım Ekonomi Gazetesi'nden hadi. Rublenin değer kaybına ilave olarak Türkiye'nin kimi rakip ülkelere göre pahalı kalması Rus turistin Antalya'da tatil tercihini değiştirmiş. Bu yılın ilk 6 ayında ilk sırada yer almakla birlikte Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı pandemi döneminin bile %3,5 altında kalmış. Sektör temsilcilerine göre Mısır'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de %30'a yakın düşük fiyat avantajıyla Türkiye'ye rakip olarak öne çıkıyor. İlk 6 ayda 800 bin Rus turist ağırlayan Birleşik Arap Emirlikleri bu pazarda 3. sıraya yükseldi. Rusya Tur Operatörleri Birliği yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelen Rus turist sayısındaki büyümenin esas olarak İstanbul'a yapılan kısa süreli seferlerden kaynaklandığını, Antalya'nın toplam seferlerdeki payının ise olağan yıllara göre %50'ye düştüğünü açıkladı diyor. Evet, bir gazetemiz kaldı, bir gazetemiz daha var. Türkiye Gazetesi'ne de gelin bir bakalım. Yine depremin vurduğu illere özel şu 11 kalkınma alanı 18 sanayi bölgesi projesi var ilk sayfada. Hadi bir önce ona bakalım. Ülke ekonomisinin %15'ini karşılayan depremzede iller yatırım ve teşviklerle ayağa kalkıyor diyor gazete. Asrın afetinin üzerinden 6 ay geçti. Depremzede illerin ekonomik yapısını güçlendirmek için seferberlik başlatıldı. Projeler hazır deniyor. 6. bölge teşviklerinden faydalandı bu yatırımlar. 4000'i aşkın işletmeye 1,5 milyar lira kredi verildi. Süper teşvik de istiyormuş sanayici yatırım ve istihdamı artırmak için. Ve bir haberimiz daha var Türkiye Gazetesi'nden, ona da bakalım. Köpek derdi sınırı aştı diyor. Turizm sektörüne kuduz tehdidi varmış Türkiye Gazetesi'nin haberine göre. Batı kuduz riski yüksek ülke statüsünü aldığı Türkiye'ye gelecek vatandaşlarını iki kere düşünün diye uyarıyormuş. Sokakları işgal eden başıboş köpekler diplomatik alanda da başımıza dert açtı diyor gazete. Can kayıplarına sebep olan köpekler toplum sağlığı için risk arz eden kuduzu tekrar ülke gündemine soktu. Sağlık Bakanlığı'na göre kuduz riskli temas sayısı 15 yılda katlanıp 3,5 milyonu buldu. Bu feci tablo Batı'nın da dikkatinden kaçmadı diyor. Dünya Sağlık Örgütü kuduz konusunda Türkiye'yi en riskli ülkeler arasında gösteriyor. Bu da uluslararası alanda itibarımızı zedeliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ülkemizi ziyaret edecek vatandaşlarını sık sık ikaz ediyor.
İngilizler köpekler şehirlerde sürüler halinde dolaşıyor, saldırgan olabiliyorlar diyerek vatandaşlarına üstü kapalı gitmeyin diyormuş Türkiye Gazetesi'nin haberine göre. Şimdi bugün bakın iki gazetede de bunu gördük. Bir yorum var. Yani neden mesela depremi unuttukları için mi vatandaşlar artık test yaptırmıyor? Hayır efendim.